Fudayl İbn Niyaz rahmetullahi aleyh kimdi? Kuttav Tarik'ti değil mi? Yol kesen bir haramiydi kendisi. Yol kesiyordu. Ama ne oldu? Öyle bir tövbe etti. Öyle tövbe etti ki. Ya nasıl bir tövbe mübareklerdi ya? Bu kadar günahın bataklığın içinde ne dedin de Mevla'ya var ya, böyle makamlara nail oldu. Ben dedi hiçbir kimseye gıpta etmiyorum dedi. Söz çok ağır bir söz. Ne peygamberlere gıpta ediyorum. Ne Allah'ın salih kullarına. Ne şehitlerine. Hiçbirine. Ben yaratılmayanlara gıpta ediyorum diyor. Anlamış adam mahşerin ne kadar sıkıntılı olduğunu. Halbuki en büyük der bu ahirete hazırlanmak. İşi anlayan o Fudayl İbn Niyaz rahmetullahi aleyh işte bak. Ne yaptı? O işte bir çocuk meselesi. Bir kervan. Kervan soyacaklar. Kervan geçecek. Hadi aslanlarım göreyim sizi. Kendisi de kuşluk namazı kılmış. Ağacın altında çölde Kur'an-ı Kerim okuyor ha. Hadi oğullarım, hadi aslanlarım. Soyun getirin gelin kervana. Ulan kafaya bak ya. Ya nefis hem namaz kıldırtırıyor. Kur'an okuturuyor. Bir taraftan adamları soyduruyor. Yani ben namaz kılıyorsam kesin ben sağlamdayım. Yok öyle bir şey. Her şeyimizi Allah'a sığınarak oturalım ağlayalım. Ya Rabbi ne olur sen bizi ele al ya Rabbi ya. Fudayl İbn İyaz rahmetullahi aleyh. O kervan soyun aslanlarım getirin gelin dedi. Kervan üzerine aradılar. Hiçbir şey çıkmadı. Ya bunlar daha mal almaya gidiyorlar. Bunlarda kesin altın var. Bunlarda para var ama para bütün kervan döktüler aşağıya. Hiçbir yeri bulamıyorlar. Para yok. Daha belli ki şeyler heybeler boş. Doldurmaya gidiyorlar. Ondan sonra en sonunda şüphelendiler bir tane çocuktan. Çocuğa sordular. Dedi ki oğlum dedi dost doğru söyledi. Para sende mi dedi. Ben de amca dedi. Çocuk söyledi. Peki niye dedin dedi. Şimdi biz onların hepsini alacağız dedi. Niye söyledin dedi. Amca dedi bana annem dedi ki oğlum başına ölüm geleceğini bilsen öldürüleceğini bilsen sakın yalan söyleme dedi bana annem. Onun için ben Allah'a sığınırım dedi. Anneme söz verdim dedi. Allah'a söz vermişiz iman etmekle ben yalan söyleyemem deyince o zaman Fudayl İbn İyaz oturdu ağladı o zaman. Hepten boş değilmiş bak demek. Oturdu ağladı. Bu bacak kadar çocuk ölse direkt cennete gılman gidecek. Bu böyle korkuyorken neden bizim içimize hala korku girmiyor? Biz ne zaman korkacağız bu Allah'tan? Allah'ı darıtmaktan ne zaman utanacağız? Nedir bu haramlar, kul hakları? Neyle gideceğiz Allah'ın huzuruna? Adem Aleyhisselam bir cennetten çıkarıldı. Bir hatayla cennetten çıkarıldı. Cennet mamurken ve peygamber olacak bir zat. Hanımı vesilesiyle cennetten çıkarıldı. Hanımı da peygamber hanımı olacak bir hanım. Şeytan da acemiyken şeytanın tuzağına düştü bunlar. Peygamber olacak insanlar, mübarekler. Dünya şimdi ne cennet, ne şeytan şimdi acemi, ne de biz Adem Aleyhisselam'ız arkadaşlar. Değil mi? Düştük bu şeytanın eline. Ne kadar Allah'a sığınmak lazım? Teheccüdü kalkın. Kalkın bak saat 6.30'da 6'yı geçiyor, 6.30 geçiyor ya. Hala imsak atmıyor ya. Bu zaman teheccüd kılmıyorsa ne zaman kılacaksın kardeşim? Ela Cenab-ı Hak buyuruyor. Ela men mustağfirin. Yok mu istiğfar etmek isteyen? Birinci kat semayen Cenab-ı Hak mekandan şekilden münezzeh olarak. Yok mu istiğfar etmek isteyen? Festağfiruhu ben onu bağışlayacağım buyuruyor Mevla. Ela men müsterzikin. Yok mu affolmak isteyen içinizde? Ferzukuhu ya. Ben rızıklandırırım sizi diyor. Bütün kainatı yaratan Allah Celle Celaluhu. Ben rızıklandıracağım sizi buyuruyor Mevla. Allah-u Teala adam yerine koyuyor da birinci kat semaya nüzül buyuruyor Mevla arkadaşlar. Saat 6.30-7'ye gelmiş hala adam uyuyor ya. Müzik